Manas balası, bu karpuz rap ambolu, demir kandı semete, dağın eleyt dikendip, töbü oruz bacağar, bağın eleyt dikendip, kurma atna toy soyu, koro koro koy soyu, sansar ça töy soyu, sansarı baş be soyu, doy doy. Hey, eki kol eki bölündü, yerde turup karasa, yerlerden jatkan ölüğün, oşanda juşağana koyday göründüm. Sevmiyorlar bilginler sizin Türk dilini. Bilenlerden işitsen açar gönül ilini. Ayet, hadis, anlamı Türkçe olsa duyarlar. Anlamına ererler, başı eğip uyarlar. Bu şiir günümüzden yaklaşık 9 asır önce Türkistanlı mutasavvıf şair Hoca Ahmet Yesevi tarafından söylenmişti. Yesevi, bilginleri Türkçe konuşup yazmaya çağırıyordu. 11. asrın ikinci yarısından itibaren Anadolu'ya yerleşen Türkler, bulundukları bölgelerde kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal etkinliklerini artırıyorlardı. Anadolu'nun Türkleşmesinde Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencileri önemli roller üstlenmişlerdi. Yesevi okulundan gelen erenler Türkçe konuşup yazıyorlar, özellikle İslam dinini Türk milletine Türk dilinde anlatıyorlardı. Anadolu Türkleşirken Arapça ve Farsçadan alınan sözcükler, özellikle de kural ve tamlamalar güzel Türkçemize giriyordu. Aynı durum Orta Asya'da da geçerliydi. Türkistan'ın Yez kentinde yaşayan Hoca Ahmet Yesevi bu durumdan şikayetçiydi. O, Türkler Türkçe konuşup yazmalı diyordu. Hatta ayet ve hadislerin Türkçe'ye çevrilerek halka sunulmasını öneriyordu. Nitekim kendisi de tasavvufi şiirlerini Türkçe yazıp söylüyor, İslamiyet'i Türk diliyle tanıtmaya çabalıyordu. Bugün Çin'in Uygur Özerk bölgesi sınırları içinde bulunan Balasagun'da doğup büyüyen Yusuf Has Hacip de Türk dilinde kaleme aldığı Kutadgu Bilik adlı şaheserini 1069 yılında tamamlıyordu. 11. asır dilcilerinden Kaşgarlı Mahmud'un da Yesevi ile aynı düşüncede olduğunu biliyoruz. Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacip'le aynı dönemde yaşayan ve aynı kültür çevresinde yetişen Kaşgarlı Mahmud'un Birisi Kayıp iki eseri bulunuyor. Yazıldığı kesin olarak bilinen ancak bugüne kadar bulunamayan kayıp kitabının adı Kitab-ı Cevahir el-Nahvil Lügatit Türk. Avrasya Yazarlar Birliği Kaşgarlı Mahmud'un Türk dilinin naih cevherleri anlamına gelen kayıp kitabını bulana 1000 Cumhuriyet altını vaat ediyor. Elimizdeki eserinin adı ise Divani Lügatit Türk, yani Büyük Türk Dilinin Divanı. Kaşgarlı bir uçta kendisi için pek kutsal değeri kalmamış olsa bile bir uçta Ötüken'e de işaret ederken bir yandan da İdil Urallara kadar ve Rum, Diyar-ı Rum'u da içine alarak, Selçuklu sahasını da içine alarak Doğu'yu da görür. Hotan, Turfan, Kuça, yani bugünkü Doğu Türkistan ve Dunhuang coğrafyasını da içine alan bir Türk dünyasını bize sunar. O zamanki Türk dünyası Karadeniz'in kuzeyinde Bizans sınırından başlıyordu Kaşgarlı'ya göre. En batıdaki Bulgar Türklerinden başlıyordu ve ta Çin'e kadar gidiyordu. Kültürel duruma gelince bu Türk dünyasında merkez Kaşgar'dı. Yani devletin de merkezi zaten 11. yüzyılda Kaşgar'dı, Karahanlıların merkezi. Bugün Çin sınırları içinde ama Çin'in batısında, sınırında Kaşgar şehri eski bir ticaret ve kültür merkezi. O zaman da Türklerin kültür merkeziydi. Sadece Kaşgarlı Mahmud'un buradan çıkmış olmasından bilmiyoruz bunu. Kutadgu Bilig de Kaşgar'da yazılmıştı. Yani aynı yıllarda Türklerin ilk büyük siyaset bilgisi kitabı. Yani modern bir terimle söylesek, Science Politik, Political Science kitabı Kutadgu Bilig Kaşgar'da, Balasagun'da yazılmaya başlamıştı. Kaşgar'da bitirilmişti. Demek ki kültür merkezi Kaşgar'dı ve bu ciddi bir kültür merkeziydi. Yani bir siyaset bilimi kitabının yazılmasını ortaya çıkaracak kadar ciddi bir kültür merkeziydi 11. yüzyılda. 11. yüzyılda Oğuzlar henüz İran üzerinden Azerbaycan ve Anadolu'ya girmeye başlamışlardı.
Onlar da önce Fars kültürüyle sonra Arap kültürüyle karşılaşmışlardı. Ama diğer Türkler daha önceden Fars kültürüyle karşılaştılar. Türklerin bir kısmı ise çok önceden Abbasi hizmetine girdiler ve Arap dünyasını, Arap kültürünü öğrendiler ve pek çok Türk o bir nevi Müslümanlığın aydınlanma dönemi diyebileceğimiz Abbasi dönemindeki müsbet bilimlere katılmış ve pek çok Türk İbn Sina gibi, Biruni gibi aynı asırlarda bu Türkler, Farabi gibi Türkler o zamanın bilimlerinde çok yüksek eserler ortaya koymuşlardır. Ama bunlar çoğunlukla Arap diliyle yazılmıştır. 11. yüzyılda doğuda Karahanlı Devleti, batıda ise Abbasi Devleti iki büyük güç durumundadır. Daha batıda ise Bizans vardır. Türkler bir yandan Abbasi ülkesi içindeki etkinliklerini artırırken bir yandan da Anadolu içlerine göç etmektedirler. Merkezi Bağdat olan Abbasi Devleti görünürde Abbasi halifesi tarafından idare edilmektedir. Ancak egemenlik fiilen Selçuklulardadır. Abbasi hilafetinde de El-Kasım diye bir halife yok ama El-Kaim var. El-Kaim de Abbasi halifelerinde çok önemli bir halifedir, bizi ilgilendirmesi bakımından önemlidir. Abbasi hilafeti o dönemde çok zayıflamış bir durumdadır. Bağdat'ta hilafet işte bu Kaim döneminde 1031-1075'e kadar bunun hilafeti sürüyor ki eser o dönemde yazılmış ve o halifeye ithaf edilmiş. Kaşgarlı Mahmut eserinin ön sözünde Divan-ı Lugatit Türk'ü Araplara Türkçe öğretmek amacıyla kaleme aldığını ifade etmekte. Araştırmacılar Kaşgarlı Mahmud'un bu ifadesinin başka anlamlar da içerdiğini belirtmekteler. 11. yüzyıl dünyasında Arap kültürüyle Türk kültürü karşı karşıya gelmiş. Efendim, Araplar İslamiyet'in kabulünden sonra daha Hazreti Ömer zamanından başlayarak Orta Asya'ya nüfuz etmeye başlamışlar. Emeviler zamanında şiddet yoluyla, Abbasiler zamanında da dostluk yoluyla nüfuz etmişler. Öbür taraftan Türk dünyasında Karahanlılar devrinde Abdülkerim Satık Burhan zamanında miladi 950 yılından başlayarak Türkler toplu olarak İslamiyet'i kabul etmişler. Ve İslamiyet yayılmış. İslamlığın yayılması ve Arap kültürünün Orta Asya nüfuzu ile Kur'an dili olan Arapça büyük bir değer kazanmış ve kültür dili durumuna gelmiş. O zaman ne olmuş? Efendim, Arapça bir kültür dili olarak yaygınlaşmaya başlayınca efendim Türk dünyasındaki büyük bilginler de efendim Farabi, İbn Sina gibi büyük bilginler de eserlerini Arapça yazmaya başlamışlar. İşte bunun bilincinde olan Kaşgarlı Mahmut o zaman Arap dünyası ile Türk dünyasındaki çatışmayı, kültür çatışmasını göz önünde bulundurarak Türk kültürünü korun, Türk kültürünün ancak Türk dili yoluyla korunabileceğinin bilincinde olduğu için böyle bir eser yazmayı aklına koyuyor ve büyük gayretler sarf ederek bu eseri yazıyor kendisi. Bu yıllara baktığınız zaman iki büyük kültürün Orta Asya'ya hakim olmak istediğini görürsünüz. Bunlardan biri İslamiyet'le gelen Arap kültürü, diğeri çok eski bir geçmişi olan Fars kültürü. Şimdi bu iki kültürün baskısı ister istemez Türk aydınlarında bir uyanma, bir kendi benliğine sahip çıkma duygu ve düşüncesi uyandırıyor. Zannediyorum ki Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugati Türk adlı eserini yayınlamasında ve hazırlamasında en önemli faktör bu iki kültür yanında destanlarıyla, folkloruyla, kelime varlığıyla, inançlarıyla, örf ve adetleriyle, maddi medeniyet unsurlarıyla bir Türk kültürünün de varlığını göstermiş olmak istemesidir. Şunu da anlatmaya çalışmıştı. Türkler aynı zamanda son derece medeni, organize, kültürlü, yazı ve sözlü kültüre sahip, şehir ve yaylak hayatına sahip, olağanüstü bir medeniyet sahibi millettirler
ve onların dilini de sizler mutlaka öğrenmek durumundasınız. Çünkü Tanrı onlara yeryüzünü ilbay kıldı. Divan Lügat Türk'ün bir amacı da Türkler hakkında var olan özellikle Araplar ve Türk olmayan gruplar arasında yaygın olan olumsuz Türk imajını silmeyi amaçlar. Bunun için de olumlu bir Türk imajı yaratmaya çalışır divan. Eserin başından sonuna kadar Türklerle ilgili olumlu görüşler sunulur. Tabii Türklerin işte boyları hakkında, oymakları hakkında, onların dilleri, kültürleri, folkloru hakkında bilgiler verir ama esas amaç Türkler hakkında İslam, merkezi İslam coğrafyasında olumlu bir imaj oluşturmak. Neden olumlu imaj oluşturmak? Türkler bu topraklarda olumsuz bir imaja mı sahipti? Evet, çok büyük olumsuz imajlara sahipti. Bunun sebebi de tarihi. Çünkü 8. asırdan itibaren Orta Asya'da Müslümanlık yayıldığı bir dönemde, İslamiyet'in fetih yaptığı bir dönemde İslam ordularına karşı savaşan orduların büyük bir kısmı Türk. Ama Müslüman olmayan Türkler. Bunun etkisi büyük. Bu olumsuz imajın yayılmasında. Divan-ı Lügatit Türk üzerinde çalışan araştırmacılar, eserin yazılışında dönemin yöneticilerini Türk milletinin çıkarları doğrultusunda etkilemek gibi bir amacın da var olduğunu belirtiyorlar. Han soyundan gelen, Karahanlı soyundan gelen biri olarak bir alim gibi, bir alim olarak yazmıştır. Ama kime sunduğu bellidir. Dolayısıyla burada yüksek siyaset, yönlendirme gibi de bir vazifeyi kendinde görmüştür. Türklerin İslam aleminde, işte İslam kültüründe bir takım yüksek tutulan vasıflara sahip olduğunu söylüyor. Fakat bir şeyi de unutmuyor. Türklerin aslında tek tip, tek özellikli ve tek coğrafyada yaşayan bir millet olmadığını da söylüyor. Büyük kısmının Müslümanlaşmış ancak Müslüman olmayan Türklerin de olduğunu söylüyor. Yani böylece sadece ya ön yargıların çıkmasında bir takım biliyoruz özellikler var. Nedir? Küçük bir parçanın genele yaygınlaştırılması gelir. Şimdi esas amaç burada genelin aslında iyi olduğu küçük parçanın ayrı tutulması gerektiği yani olumsuz parçanın. Büyük parça nedir? Büyük parça Müslümanlaşmıştır ve İslamiyet için savaşmakta diyor. Yani işte Selçuklu gücüne, Selçuklu siyasi gücüne burada bir meşruiyet kazandırma amacı. Yani şunu demeye getiriyor, bunlar yabancı değil. Evet, Bağdat'ta gücü elinde tutan bir sultan Türktür, ordular Türktür. Tabii bunlar ama yabancı değil. Bunlar Müslümandır, öteden beri Müslümanlık için savaşmaktadırlar. Haritasında ayrıca çok enteresandır. Haritanın ortasına Karahanlı Devleti'nin merkezini koyar. Balasagun şehrini koyar. Mesela Mekke ve Medine yoktur. Bu yıl doğumunun 1000. yılını kutladığımız Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügatit Türk adlı eseri, dönemin tarihi, folkloru, inanç biçimleri, mitolojisi, edebiyatı ve dil bilimi hakkında önemli bilgiler aktarıyor günümüze. Mahmud'un divanı en önemli kitap, Türkler için hazine gibi bir kitap. Bu kitapta, bu divanda lingvistik dil bilimi için çok malumat var. Edebiyat için malumat var ve tarih için malumat var. Folklor bilinmeden dünyada adam folklordan bahsediyor. O günün şiirlerini, atasözlerini o günkü şekliyle bize aktarıyor. İnsanların yaşayışını aktarıyor. Mesela şimdi ilginç bir broşür basılmış burada, cam gözlüklü bir Kaşgarlı'nın çizmişler. Halbuki cam gözlük o zaman yoktu ama gözlük vardı o zaman. Kaşgarlı kendisi söylüyor. Diyor ki gözlük işte at kuyruğunun kıllarından öyle örülerek yapılan gözlüktür. Göz kamaşmaması için, bir de ağır olduğu zaman gözde gözlük takılır diyor.
Artı o dönemde Türklerin ütü denen şeyleri var, ütüleri var. Metalı ısıtıyorlar, elbiselerini ütülüyorlar, giriyorlar. Bunun dışında Türk yaşayışı, Türk gelenekleri, görenekleri, yemek şeyleri, çeşitleri, o günkü yemekler, bazı içecekler, miçecekler, hepsinden bahsediyor Kaşgar. Yani bahsetmediği bir şey yoktur hemen hemen. Bizim o zamandaki sosyal bilimlerimizde, fen bilimlerimizde dünyanın önünde olduğunu görüyoruz. Horezmi, El-Farabi, Biruni, İbn Sina, bunların orta asırların sonuna kadar bizim bilim, ilimde dünyanın önünde oldu. Türk dilinin lügatı olduğu için, sözlüğü olduğu için bunu Türklük şuurumuzda, Türklük düşüncemizde yerine koyan bir eserdir. Türk dili 7. 8. yüzyıllarda, hatta 5. yüzyıllarda bir yazılı edebiyata, yazılı kültüre sahip iken henüz Avrupa'da Roma ve Fransa'nın dışında yazılı edebiyatı olan ve dilleri bilim dili olarak kullanılan herhangi bir Avrupa halkı, bugün gördüğümüz halk, bahis konusu değildir. Yani ne İngilizce, ne Almanca, ne herhangi bir dil, ne bilim dilidir, ne de edebiyat dilidir. Onun merkezinde yalnızca Müslüman Türkler yoktur. Onun merkezinde bütün Türk dili ve Türk dilini konuşanlar vardır. Yani Türk soylular vardır. Bunların içinde Budist çevreyi de biz çok açık bir biçimde Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügati Türk'ünde tespit edebiliriz. Bir Müslüman Türk, Budist Türk çatışmasının işaretlerini de biz Kaşgarlı Mahmud'un divanında çok açık bir biçimde tespit edebiliriz, görebiliriz ama bir yandan da hakkını teslim eden, dini kendi dininden olmayan ama soyu ve dili kendi soyundan olan Türklerin meziyetlerini, sosyal ve kültürel durumlarını da çok açık bir biçimde ifade eden objektif, nesnel Türklere, Türk kültürüne, Türk dilinin durumuna nesnel bir biçimde bakan Kaşgarlı Mahmud'u biz eserinde görürüz. Kaşgarlı Mahmud'un eseri döneminin Türk dilini, Türk kültürünü, Türk sosyal ve kültürel havasını olduğu gibi yansıtan Türk 11. yüzyıl Türk dünyasının gerçekliğini dili merkeze alarak yansıtan bir eser olması bakımından fevkalade mühimdir. İsim olarak, fikir olarak 11. yüzyıl öncesinin batıya dair Türk bilgisini de eserde gördüğümüz için boy adlarıyla veya şehir adlarıyla, yer adlarıyla veya kısa bilgilerle en azından değerlendirdiğimiz için batısıyla, Kaşgar'la Türk dünyasını, Türk dilini, Türk kültürünü batısıyla doğusuyla bir bütün olarak kavramıştır. Onun eserinin başlığı Divan-ı Lügati Türk'tür. Yani Türk lügatlerinin divanıdır ama bir başka eserde de kaynak çok az atıfta bulunan sonraki yüzyıllara ait eserlerde de Divan-ı Lügati Türk tekil olarak geçer. Yani bu Türk dilinin divanıdır. Hakikaten de eser bütün Türk dilinin türleriyle beraber, standart türü ve konuşma türleriyle beraber bir değerlendirmeye Kaşgarlı'nın tabi tuttuğu bir eser olarak karşımıza çıkar. Bu eser iki büyük ideolojiyi sunmak amacıyla yazılmıştır. Gerçi kendisi yazarken ben Araplara Türkçe öğretmeyi amaçladım diyorsa da ancak bilim adamı olarak çıkardığımız sonuç şöyledir. 1. Türklük, 2. İslamiyet hakkında bilgi sunmak. Bu iki ideolojiyi birleştirmek için bilgi vermiştir. Bu arada Kaşgarlı Mahmud İslamiyet'ten daha önce kendisi de Türk olma itibariyle belli olan bilim adamlarının da gök tanrı veya tanrıcılığı dediğimiz
kitap olmayan, peygamberi olmayan veya yazılı kaynakları olmayan, sözel şekilde yaşatılan, özellikle de Göktürk Kağanlığı döneminde devletin resmi dini hüviyetinde olan bu Göktanrı dini hakkında da mutlaka kitabında bilgiler sunmuştur. Ancak Kaşgarlı Mahmud o dönemde hem Göktanrı dini hem de Türklerin ve Uygurların özellikle benimsedikleri Manyeizm ve Budizm dini hakkında ne yazık ki çok kısıtlı bilgi vermiştir. Hatta Manyeizm ve Budizm dinleri hakkında yok denecek kadar az bilgiye rastlıyoruz. Bu üç ciltlik, ki bir ciltte biliyoruz ki dizindir, üç ciltlik eserden Kaşgarlı Mahmud'un bu eserinde tümüyle 28 tane Tanrı kelimesinin geçtiği cümle öbekler vardır. İşte burada Kaşgarlı Mahmud tüm bu 28 tane Tanrı kelimesinin geçtiği cümlelerin hepsinde eski Göktanrı dini hakkında bilgi sunmuştur veya bu dine atıfta bulunmuştur dememiz biraz doğru olmaz. Çünkü Tanrı kelimesini Kaşgarlı Mahmud her ne kadar İslamiyet'ten önceki bir dini inanç sisteminden almış olsa bile kavramsal olarak bunu biraz İslami veya İslamiyet inancı sisteminde gerçekleştirmeye çalışmıştır. Divan yaklaşık 7500-8000 sözcükle 11. yüzyıl dünyasını bize tümüyle aşmış geniş bir evrendir. Biz burada çok boyutlu sözcüklerle karşılaşıyoruz. Ama ilginç yanı sözcükler ayrıca açıklanıyor ve değerleri veriliyor. Söz gelimi ne gibi? Söz gelimi kime adlar veriliyor? Bunların etimolojisi dönemine göre çözümü, köken çözümü yapılıyor. Söz gelimi Türkmen adı nereden gelmiş? İşte bu onunla ilgili efsane anlatılıyor. Büyük İskender gelirken işte getirilen birkaç tutsağa Türkmanent demiş, efendim buradan gelmiş gibi açıklamalar. Bu açıklamaların kimilerinde kuşkusuz bilimsel olarak yanlışlar var. Bu ayrı bir soru. Dönemine göre anlatılan söylencelere giriyor. Ama asıl derinlerinde yatan büyük bir kültür birikimi ve anlatılanlar var. Buradan biz şamanlıkla ilgili onlarca töreni, onlarca sözcüğü buluyoruz. Günümüz Türk dinlerine ya da inançlarına, halk inançlarına yansıyan bilgileri buluyoruz. Halk şiiri örneklerini buluyoruz. Söz gelimi okul kitaplarına da giren Alper Tunga Sagusu, divanda geçen, dörtlükler divanda geçen kesitlerdir. Halk edebiyatı ile ilgili bu bilgileri biz doğrudan doğruya divandan öğreniyoruz. Bununla ilgili söylediğim gibi şamanlık var, efendim coğrafya var, yerel bilgiler var. Yani eşsiz bir hazine, eşsiz bir gömü durumunda muhteşem bir kitaptır divan. Kaşgarlı Mahmud çok yönlü bir kişilik. Bir kere soylu, iyi yetişmiş anlamına geliyor bu. Yani bir prens, düşünün, Karahanlı hanedan soyundan. Bütün Türklüğün manevi, maddi her şeyle donatılmış bir eğitime sahip bir kere. Bu da onun için herhalde eserine bütün birikimin aktarması anlamında büyük bir fayda sağlamıştır. O anlamda büyük bir dilci, tarih bilincine sahip bir dilci, aynı zamanda bütün o dönemde 11. yüzyılda yaşayan bütün boyları tanıyan bir Türk, birini diğerinden ayırmamış. O alanda 11. yüzyılda biliyorsunuz hakim değil, Karahanlı, zaten Karahanlılarda. Ama o eserinde o dönemde kullanılan bütün boyların dillerine, bütün boyların kültürel zenginliklerine bir kere eserinde yer vermiş. Tengri veya tanrıçılık dini inancı bağlamında, onun dışında felek, devran hakkında yazmış olduğu beyitler, bunun dışında dünya modeli, yani eski Türklerin dünyayı algılama ve bakış açıları nasıl değerlendirme hakkında son derece güzel bilgiler vardı ve bu bilgiyle ilgili ben bir makale yazarak yayınlamışımdı zaten. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk eserine göre eski Türklerin dünya modeli, dünyayı algılama şekilleri. Çünkü mitolojinin zaten en başlıca amaçlarından biri dünyayı, evreni algılamadır. Bu evrenin içerisinde tanrı, evren, insan üçlüsünü göstermektir ve bunların arasındaki karşılıklı ilişkiyi göstermektir. Araplara pratik yoldan Türkçe öğretmek istiyor. Efendim bunun için
doğrudan doğruya Türkçenin kurallarıyla vermiş olsa Araplar anlamayacaklar. Ne yapıyor? Arapçanın kurallarından yararlanıyor. Bir yöntem, efendim, yeniliği yaratıyor. Hatta Türkçenin özelliklerini göz önünde bulundurarak iki şey daha, kalıp daha ekliyor buna. Arapçada 6 kalıp var, 8 kalıp ekliyor Türkçenin özelliğiyle ve 8 kalıp içinde vermeye çalışıyor. Böylece Araplara ve Arapça bilenlere Türkçeyi çok daha iyi öğretmek istiyor. Bir başka çok büyük bir hasleti, özelliği, dil öğretirken modern dil bilim dil öğretiminde olduğu gibi Türk dilini sadece kelime kalıplarıyla, grameriyle, şekil bilgisiyle değil, ses bilgisiyle değil, kültür değerleriyle birlikte vermek istiyor. Bu son derece önemli bir özelliktir Kaşgarlı açısından. Onun için ne yapıyor? Ta efendim Çin sınırından, Çin ve Maçin diyor kendisi, kuzey ve güney Çin'den başlıyor. Bütün Orta Asya'yı adım adım o günün 11. yüzyılın şartlarında dolaşarak nereye kadar? Ta Bizans sınırına, Anadolu'ya kadar, Bağdat'a kadar olan bölgelerde, Türk dünyasında bütün oradaki boylarla, efendim, Türk boylarıyla temas kuruyor. Onlarla oturuyor, yaşıyor. Adetlerini, geleneklerini, şiirlerini, atasözlerini, ağıtlarını, destanlarını dinliyor. Onlardan örnekler alıyor. Birçok da efendim konuşma parçaları alıyor ve bu ne kadar dile kolay, 5000 ferzahlık, 11.000 kilometre karelik bir yolu kat ediyor, yıllarca emek veriyor ve ondan sonra da Bağdat'a geliyor, oturuyor, 1072-1074 yılları arasında bunları kaleme döküyor ve Bağdat'taki Abbasi Arapçaya karşı Türkçenin savunmasını yapan, Arap Türkçenin Arapça ile at başı beraber gittiğini ispatlamak için yazdığı eseri Abbasi halifesine sunuyor. Düşünebiliyor musunuz? Divan-ı Lügatit Türk, dil bilimi, kültür, edebiyat, coğrafya ve tarihe ilişkin bilgilerin yanı sıra Karahanlı Devleti'nin yapısı hakkında da önemli bilgiler veriyor. Divan-ı Lügatit Türk'te Kaşgarlı Mahmut'un verdiği, özellikle Türk Hakanlığı'nın idari yapısı açısından verdiği bilgiler bizim için oldukça orijinal bilgi niteliği taşıyor. Çünkü bu dönemlerde özellikle siyasetname gibi veya Kutat Gubilik gibi edebi bir amacı da olan eserler daha çok ideal devleti tasvir ettiğinden burada Türk Hakanlığı'nın devlet yapısı hakkında net bazı fikirler elde edemiyoruz. Ancak Kaşgarlı Mahmut'un verdiği, Divan-ı Lügatit'te verdiği bilgiler bize bu devletin teşkilat yapısının, özellikle hiyerarşisinin piramidin en üstünden tabana kadar nasıl şekillendiğini net bir şekilde gösteriyor. Kaşgarlı Mahmut döneminde kullanılan Türkçe yer adlarının Anadolu'da ve Balkanlar'da kullanıldığını da izlemeye imkan verdiği için büyük önem taşıyor Divan-ı Lügatit Türk. Orta Asya'nın çeşitli yerlerinde kullanmış olduğu yer adlarını atalarımızın Türkistan'a geldiği zaman, yani Kaşgarlı'nın yaşamış olduğu coğrafyaya geldiği zaman da kullandığını görüyoruz. Mesela Kaşgarlı'nın yaşadığı coğrafya Balasagun'dur. Ve Balasagun'un ismini biz Moğolistan'da görüyoruz. Ve o yer adları Çin kaynaklarında, eski Orkun, Göktürk yazıtlarında gördüğümüz o yer adlarının hepsini Kaşgarlı'nın eserinde aşağı yukarı tespit etmek mümkün. Buna bağlı olarak da atalarımız geldikleri yerlere, doğudan batıya doğru göç ederken geldikleri yerlere yeni isimler vermiyorlar. O ilk yaşadıkları yerlerdeki isimleri aşağı yukarı veriyorlar. Bugün Kaşgarlı'nın yaşadığı coğrafyada, Kaşgarlı'da geçen Karaçok ismini mesela biz yine Anadolu'da Diyarbakır'ın güneyindeki dağlara isim olarak verildiğini görüyoruz. Göktürk yazıtlarında, Uygur yazıtlarında tespit ettiğimiz Çıldır ismini, Çıgıldır ismini biz getiriyoruz. Yine Anadolu'da atalarımız Doğu Anadolu'da bir gölün ismini veriyorlar. Dolayısıyla o coğrafi isimler insanların hafızalarında adeta genlerindekiymiş gibi yaşayarak geliyor. Dolayısıyla bu kültür bakiyelerini atalarımız, eski Türkler bir şekilde bulundukları coğrafyalarda yaşatıyorlar, devam ettiriyorlar. Bu büyük bir olay. Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügatit Türk adlı eseri, 1000 yıl önceki Türk dünyasını her yönüyle anlamamıza yardımcı oluyor.
ve Kaşgarlı Mahmut bin yıl öncesinden biz